Bu ilk ve son validem. Bir daha zinhar böyle alengirli işlere bulaşmayacağım. Siz de bulaşmayacaksınız. Gel. Sultanım, Elanur Hatun canına kıymış. Yazık. Günahı bizim de boynumuza. Zinhar şehzadem. Bu bizim değil, Kösem'le Kasım'ın günahı. Mevzu neyse olduğu gibi anlatın. Kim bu hatun? Neden canına kıydı? Adı Elanur hünkârım. Hırsızlık yaptı. Kaideler gereği saraydan kovulunca götürüyorduk. Elimizden kaçıp kendini aşağı attı. Peki bunun Şehzade Kasım'la ne ilgisi var? O neden yanındaydı? Hadiseye tesadüf ettiler hünkârım. Hatun Vahide Sultanımızın hizmetindeydi. Şehzademiz de oradan tanırdı. Sebebini sordular. Ben de durumu izah ediyorum kendisine. Diyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok hünkârım. Olay böyle vuku buldu. Çekilebilirsiniz. Meseleyi tetkik et silahtar. Söylediklerinin ne kadar doğru bilmek istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Hünkârımız da seslere geldi. Gördü vaziyeti. Akacak kan damarda durmazmış. Sultan Murat meselenin üstüne gidecektir. Ama Kösem işi kılıfına uydurur. Örtbas ederler sultanım. Sarayın esrarına karışır gider bu vaka. Lakin ayağımıza gelen fırsatı tepmek olmaz kızlarım. Emriniz nedir sultanım? Nasıl kaçırırsın kızı elinden? Zaten kabahat senin. En baştan anlamalıydın kızın vaziyetini. Şimdi hünkâr oğluma gitti mevzu. Dua et, üstü kapansın. Yoksa kimse alamaz seni elimden. Çık dışarı! Çıkın! Validem, Elanur'u duydum. Nicedir sizin hizmetinizdeydi. Onca terbiyeden sonra nasıl yapmış bunu? Beşer şaşar. Sen istediğin kadar iyiyi, doğruyu, güzeli öğret. Ruhunda yoksa olmuyor işte. Atike nerede? Faryan'ın yanına gitmek için çıktı. Engel olmaya çalıştım lakin hünkâr kardeşim müsaade etmiş, bir şey yapamadım. Evlatlarım asiliye huy edindi zaten. Kimsenin laf dinlediği yok, hepsi başına buyruk. Geberhan, sen sahip çık kardeşlerine, şu yükü al biraz omuzlarından.